Arıcılık ve Doğa kanalından merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bu kanalımdaki 14. video olacak. Daha önce çeşitli videolar attım. Ve son bir önceki videomda kolay ana arı üretme metotlarından bir tanesi olan Miller metodu ile ana arı üretiminin videosunu atmıştım. Bu videoda da sizlere transfer yöntemiyle elde edilmiş ana yüksüklerinin bazı yüksükleri yüksük olarak ana kutularına veyahut da bölmelerimize veriyoruz. Ama bazen elimizde fazlalıktan ana arı kalabiliyor. Yüksükler kalabiliyor ve böyle de olunca bunların üstüne nikot çanaklarının üstüne ben onlara kısacası tüp diyorum. Tüp geçirerek bu yöntemle ana arılar tüplerin içine doluyor ve daha sonra bunları ya bölmelerimizde veyahut da ana arı kutularımızda kullanıyoruz. Şimdi sizlere bununla ilgili videonun son kısmına bıraktığım bir tane video küçük çaplı olarak yayınlayacağım. Ve sonrasında ana arı transferinin başından sonuna kadar bir sonraki videomda veyahut da daha bir sonraki videomda olabilir. Ama ana arı transferinin aşağı yukarı tam olarak nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Bunu arıcılığa yeni başlamış arkadaşlarım daha iyi izlesinler. Onlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta artık herkes, her arıcı kendi ana arısını üretebilmeli diye düşünüyorum. Sürdürülebilir bir arıcılık yapmak istersek kendi aralığımızda güzel bir damızlık kolonimizden bir şekilde ana arı üretmeliyiz. Miller yöntemi de güzel bir yöntem. Fakat transfer yöntemi bence oğul yüksüğünden sonra ve zanter sisteminden sonra belki de doğala en yakın ana arılar diye düşünüyorum. O yüzden her arıcı veyahut da her arıcılığa yeni başlamış olan, başlamak isteyenler bu transfer yöntemiyle, bu metotla da ana arı üretimini öğrenmeleri gerek. Gelelim şu tüplere ana arıların doğmasını tam olarak nasıl sağlayabiliriz? Ben şöyle yapıyorum. Transferden 12. gün veyahut da 11. günü gidip tüpleri güzelcenek nikot çanaklarına yerleştiriyorum ve sonra da ana arıların doğmasını bekliyorum. Böylelikle ana arılar doğunca, doğduktan sonra onları tek tek alıp kontrol ediyorum. Ne kadar sağlıklı ve ne kadar değil. İşte beğenmediklerimi iptal ediyorum. Beğendiklerimi de bölmelerde veya ana arı kutularımda kullanıyorum. Eğer videolarımı beğendiyseniz ve yayınlayacağım videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayınız. İşte tüplerin içine doğmuş ana arılarımız. Şimdi öncelikle evet kızlar doğmuş. Ne kadar dolmuş, ne dolmuş. Şimdi göreceğiz. Çerçeveyi şuradan. Şöyle bir çıkartabilirsin.
Bunda 15 tane mi tutmuştur? 1 sürü son yani 15. 15 tane. 3, 14. Evet, diğerlerini lüksük olarak bölmelerimize verdik. Şimdi şunlardan buradan ne doğduğunu ne doğduğunu şöyle bir bakalım. Çok yüksek. Nasıl? Yüksek tutuyorsun. Şunun içinde, evet, bu doğmuş. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu da doğmuş. Bu bak yukarıda. Bu da burada. Evet. Bu da güzel bir şekilde çıkmış. Bu da, bu da. Şu da doğmuş, şu da. Bu sıkışmış mı buraya? Yok, sıkışmamış. Bu da doğmuş, bu da doğmuş. Evet. Şimdi şöyle bunlar buralıkta. Kızlarımız burada. Yeni kolonilerine gidecek bunlar. Evet, şimdilik bunları alıyoruz. Hazır tüplerde alacağız isimlerini. Alması çok kolay. Ben genelde şu şekilde alıyorum. Şu doğan analarım tam olarak bir defa açıp bakmak zorundayım. Evet, çok sağlıklı görünen bir ana bu. Uçup kaçmasına izin vermeyeyim. Bu şekil. Şimdi burada yapacağımız son şey bu ana arıları kontrol etmek. Olup da sağlıksız olan varsa içinden seçmemiz gerek. Evet, şimdilik bitmiştir. Artık bölmelerimize geçmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.